Evet, Uzay Haber ekranlarından hepinize selamlar, sevgiler, hayırlı akşamlar efendim. Tanıtımımızdan da anladığınız, izlediğiniz kadarıyla, izlediğiniz gibi Sohbet Özel programıyla karşınızdayız. Ben sunucunuz Vedat Kızıl. Kısa bir süre için sevgili seyirciler, çok özel bir konuğumuzla çok özel konuları konuşacağız. Süremiz kısıtlı olacak ama bu süre zarfına önemli bilgileri sığdırmaya çalışacağız. Yarın Diyarbakır'da çok özel bir etkinlik gerçekleşiyor. Bir konferans gerçekleşiyor. Konferansın ve projenin adı çok özel. Kardeşlik Sınır Tanımaz Projesi. Elbette altında birçok anlam var. Birçok olumlu sebep var. Bunları konuşacağız. Yarın gerçekleşecek konferansla ilgili bilgiler alacağız. Kimden alacağız peki? Konuğumuz hemen yanımda, İdareci ve Bürokratlar Birliği Genel Başkanı Sayın Yücel Can. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk getiriniz. Efendim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum efendim şahsınıza, şahsınızda Uzay TV'ye ve Diyarbakır'a, Türkiye'ye en kalbi selam ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Efendim biz de bir kardeşiniz olarak sizi selamlıyoruz, hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk efendim. Az önce program öncesinde de kısa bir sohbet etme şansı bulduk. Evet. Biz Diyarbakır'dan şu anda yayın gerçekleştiriyoruz. Evet, evet. Siz de aslen Elazığlısınız. Evet, evet. Zaten kardeşlik sınır tanımıyor ama çok yakın bir komşumuz da olduğunuz için, özellikle kültürler çok yakın olduğu için bizi ayrıca mutlu etti burada olmanız. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Dilerseniz Kardeşlik Sınır Tanımaz Projesi nedir? Bizlere bunu açarak programa başlatalım. Evet efendim. Ben öncelikle teşekkür ediyorum. İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneğimiz 2009 yılında kuruldu. Ancak biz 2011 yılında birçok ilkleri gerçekleştiren bir dernek olarak Kardeşlik Sınır Tanımaz dedik. Evet. Ve ilk olarak Suriye-Irak savaşlarında Kardeşlik Sınır Tanımaz diyerek onlara bağrımızı açtık. Evet. Onları desteklerken kardeşlerimize sadece maddi ve manevi destek vermek yerine onları incitmeden, yani Peygamberimiz dönemindeki ensar ve muhacir tarzında onlara ensar ve muhacir demeyi veya göç edilmiş duygusunun ötesinde, inançları içerisinde yaşamayı, terk edilmiş duygusu dışında da yaşatmama adına kardeş aile projeleri yaptık. Doğru anladın değil mi? İlkin Suriye ve Irak'tan başlıyor bu macera. Suriye ve Irak'tan önce küçük başlatmıştık. Terör mağduru şehit aileleriyle başlatmıştık. Anladım. Bu bir kıvılcımdı. Yardımlaşma ülkemiz içerisinde. Ancak bunu ulusal düzeye taşıyarak Kardeşlik Sınır Tanımaz'dan kasıt iki evet. boyuta getirdik. Bir, Türkiye'deki kardeşliği sınır tanımıyoruz. Biz Türkiye olarak dünyadaki mazlumların, mağdurların ve Müslümanların hamisiyiz, kardeşiyiz. Bu anlamda da sınır tanımadık. Çok güzel. Ve Türkiye içerisinde de şehit ailelerini anlamaya çalıştık. Evet. Bununla birlikte bu alan genişledi. Genişleyerek bakıma, yardıma ve korunmaya muhtaç kimseleri de içerisine aldık. Hı hı. Daha sonra bu alanı iyice genişleterek iftar sofralarında kardeş aile olarak gerek Türkiye'deki yetim, mağdur, terör mağduru, gerekse ülkemiz dışında gelenlerle birlikte havayı teneffüs ettik. Onların seviyelerine indik. Evet. Sokağın risklerine karşı hem onları koruduk hem de bizden onlara gidecek risk varsa onları önlemeye çalıştık. Ve bu böyle devam etti. Hı hı. Kardeşlik Sınır Tanımaz'da en son biz geçen sene, inanın İdareci Bürokratlar Birliği Derneği neden başarılı? Biz ısrarla şunu söylüyoruz. Bir, satın alamayacağınız değerler, samimiyet, sadakat, vefa, hürmet ve güven. Değil mi? Bunlar çok önemli. Bunlar çok önemli. Eğer Türkiye'nin ve dünyanın düzelmesi bu isimleri vermekle olsaydı, evet. biz isimlerin hepsini vefa koyardık. Ama görüyoruz ki vefa sadece bir boza, vefa sadece bir spor kulübü ve İstanbul'daki bir semt. Biz vefayı yaşatmamız lazım. Samimiyeti, sadakati yaşatmamız lazım. Kardeşlerin de böyle bir vefa borcu var değil mi? Birbirine göstermesi gereken. Kesinlikle. Asıl kardeşlik de şudur. Kan bağından öteki bir çocuğun acısına dayanabilmek, onunla beraber olmak. Ve biz Kardeşlik Sınır Tanımaz'ı
15 Temmuz'da daha başka bir anlamlı hale getirdik. Evet. Terör mağduru, biliyorsunuz Diyarbakır, Sur ile Diyarbakır terörle anılan bir yer ki bizim içimizi kanatıyor. Bakın bugün Diyarbakır'ı gezdik. Evet. Ve şuradan öncelikle şu çağrıda bulunuyorum. Bizim başkent Ankara ne kadar güvenliyse, İstanbul ne kadar güvenliyse Diyarbakır oradan daha güvenli. Neden? Çünkü buraya terör algısıyla baktığınız için devlet hem müşfik elini hem koruma elini biz buraya daha getiriyor. Avrupa'dan da daha güvenli bir ülkeyiz. Avrupa'nın neresi güvenli? Avrupa'da güven yok ki. Ben Avrupa'ya da gidip geliyorum. Avrupa'da bir kere sadece demokrasi ve insan haklarını kendilerine göre yapıyorlar. Bugün hayvanlara, yunus balıklarına gösterdikleri şefkati, merhameti Akdeniz'de boğulan insanlara ve çocuklara, aylarına göstermiyorlar. Bugün Almanya terör örgütlerini barındırıyor ve Türk asıllı, Türkiye'den giden insanlara zorlu çıkartıyor. Siz orada insan hakları, demokrasi var diyebilir misiniz? Evet. İnsan hakları ve demokrasi yerine Avrupa Birliği, ABD'nin ve değişik ülkelerin, Rusya'nın Suriye'deki insan katliamına bakın. Kendi insanlarının acısına yakın ama Müslümanları ezme adına her şey yapıyorlar. Biz işte kardeşlikten bunu anlıyoruz. Biraz da onların kardeşi aslında ekonomik kardeşlik olarak nitelendirebiliriz. Bizim çok farklı. Hatta İslam dinine gelecek olursak, sizin de programdan önce kısa bir araştırma yapma fırsatı buldum. Daha önce Kahramanmaraş'ta, daha doğrusu ilkin Kahramanmaraş'ta bir etkinlik düzenlediniz. Altınşehir'de. Çok affedersiniz. Altınşehir'de etkinlik gerçekleştiriyorsunuz. Özellikle neden bu Altınşehir diye soracağım. Birazdan onu da açıklarsınız bizlere. Kahramanmaraş'taki etkinliğinizin ardından bir yazı kaleme alınmış ve orada Kur'an-ı Kerim'in Hucurat Suresinin 10. ayeti aynı zamanda o yazıda belirtiliyor ve şöyle diyor, müsaadenizle aktarmak istiyorum. Konumuzun da içinde olan bir ayet. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz. Evet. Biraz da bu konuyla ilgili neler söyleyebileceksiniz? Kardeşlik babında ve geleneklerimiz, kültürümüz, İslam babında kardeşlik nerede? Irkçılığın karşısında neredeyiz? Efendim, çok güzel bir konuya temas ettiniz. Bir, öncelikle İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi'nin desteğiyle yürütmüş olduğumuz Kardeşlik Sınır Tanımaz projemizi 7 bölgede, imkanlar dahilinde 7 bölgede tek ilde gerçekleştireceğiz. Biz Akdeniz adına Kahramanmaraş'ta yaptık. Neden Kahramanmaraş'ta yaptık? Kahramanmaraş hem bir noktada doğunun, hem Güneydoğu'nun, hem Akdeniz'in, hem İç Anadolu'nun coğrafi ve insani özelliklerini gösteriyor. Evet. Aslında çok iç içe geçmiş şeyler. Evet. Ve orada anlamda çok değişik ırklar var. Evet. Bakın, bizim en büyük referansımız Kur'an diyorsak, evet, ne diyor? Bütün Müslümanlar ancak kardeştir. Kan bağıyla olanlar kardeştir demiyor. Evet. Başka ne diyor? Bakın, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bizim de ısrarla üzerinde durduğumuz tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devletin en güzel örneğini yine bize İlahi kitap diyor ki, birlik ve beraberlik üzerine yarışınız. Ne diyor? Bu ülkeyi Alevi, Sünni, Kürt, Türk fırkaya bölenler Alevi sese, Sünni sese kulak versin. Bölünürsek dağılırız diyor Hacı Bektaş Veli. Evet. Ve ilahini de biz birlikte güçlüyüz diyor. Başka ne diyor? Diyor ki, Diyarbakırlı şuraya buraya üstün olamaz. Kimse Diyarbakırlı ile ilgili bir şey söyleyemez. Şu ille ilgili söylemez. Niye? Biz insanları ırklara ayırdık ki birbirleriyle hemhal olsunlar, tanışsınlar diye. Hiçbir üstünlük yok. Bakın, kardeşlik Diyarbakır'da, biz kardeşlik Akdeniz adına Kahramanmaraş'ta yaptık. Evet. Şimdi Güneydoğu Anadolu'da kardeşlik adına Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da olmayı çok anlamlı buluyorum. Neden anlamlı? 4 tane peygamberin olduğu, 27 tane sahabenin olduğu yerde kardeşlik yerine terör konuşturuluyor. Bunu yapan dış mihraklardır. İçimizdeki PKK'dır, içimizdeki FETÖ'dür, içimizdeki Ermenilerdir. Diyarbakır'ın, ben çarşısında bugün gezdim. Diyarbakır'da
Sur'da gezdik. İnan ki sanki Kızılay'da geziyor. Evet. İnsanlar, alışveriş merkezleri. Siz ilk defa gördünüz değil mi Diyarbakır'ın? Yok, ben daha önce de görmüştüm. Son halini? Son halini Sur'da onlar yaktı, tahrip etmek kolay, devlet tamir ediyor. Evet. Bakın bugün öyle bir belediye başkanıyla karşılaştık ki, belediye başkanının anlattıkları beni hayretlere düşündü. Vakit olmuş olsa 10 saat anlatsa, evet, 15 saat daha dinlerdik. Evet. Kardeşliğin merkezi Diyarbakır'dır. Diyarbakır terörle anılacak bir yer değildir. Hı hı. Diyarbakır'daki Kürt kardeşimde, Türk kardeşimde, Arap kardeşimde, diğer kardeşlerimizde küçük anlamda başka bir Diyarbakırları yok. Nereye gitsinler? Evet. Büyük anlamda da başka Türkiye yok. Türkiye'de de bunun sıkıntılarını yaşadık. Gezi olaylarından tutun da daha sonra Diyarbakır merkezli, evet, 6-7 Ekim olayları ve ardından 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye'deki, evet, kardeşliği bitirme noktasına getirmek taraftarında olan kişilerin amacıydı. Çok şükür ki bunlar gerçekleşmedi, emellerine ulaşamadılar. Bu anlamda ırkçılığın panzeri kardeşliktir. Evet. Bu, düşmanların karşısında olmanın tek çaresi kardeşliktir diyebilir miyiz? Kardeşlik, ama kardeşlik nasıl kardeşlik? Yani evdeki kardeşleri düşünün. Bir tanesi afacandır, bir tanesi çok akıllıdır. Birini dışlıyor muyuz? Hayır. Onlar yine bizim evladımız. Bizim kardeşlik duygumuz içerisinde biraz önce söylediğiniz ayette bizim kardeşlik şiirimiz var. Evet. Kendi üyemiz Ahmet Sandal diye bir abimizin yazdığı. Bakın, müsaadeniz varsa sizin sorunuza şiirle cevap vereyim. Tabii ki, buyurun. Anadolu bir sevdadır fikrimde, ülkümde. Sevgisi yankılanır şarkımda, türkümde. Aynı ruh, aynı heyecan güzel ülkemde. Doğusuyla, batısıyla kardeştir Türkiye. Atlıyorum, çok, evet, vakit almak istemem. Evet. Kardeştir Diyarbakır'ı, kardeştir İzmir'i. Hı hı. Aynı yazılmış hepimizin yazgısı, kaderi. Doğusuyla, batısıyla kardeştir Türkiye. İstanbul tüm dünyanın göz bebeğidir. Ankara Anadolu'nun merkezi göbeğidir. Ülkemiz tüm medeniyetlerin öbeğidir. Doğusuyla, batısıyla kardeştir Türkiye. Hoşgörü deyince akla ilk Osmanlı gelir. Tüm dünya ecdadımızı işte böyle bilir. İdareci Bürokratlar Birliği Derneği çalışır. Anadolu'yu bir baştan bir başa dolaşır. Köy köy, şehir şehir milletimizle buluşur. Güneyiyle, kuzeyiyle kardeştir Türkiye. Doğusuyla, batısıyla kardeştir Türkiye. Öyle bir kardeşlik anlayışı olacak ki, bakın şiirdeki haliyle, bir, Türkiye bir bütündür. İki, biz sürekli söylüyoruz. Ve bu slogan, Allah'a şükür olsun ki, sosyal medyada ve Türkiye'de herkesin ağzına ram oldu. Biz birlikte güçlüyüz. Bakın, biz birlikte güçlüyüz gerçekten. Kürdüyle, Türküyle, Diyarbakırıyla biz birlikte güçlüyüz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Kardeşliği bir böyle sağlayacağız. Birlik, beraberlikte. Matematikte sağlama yapılır deriz ya hani. Evet, sonucun doğru olup olmadığını incelemek için bir geriye döner bakarız. Bir sağlama yaparız. Bunun için de ne yapmamız gerekiyor? Bakın, Osmanlı 600 yıldan fazla bu coğrafyada hüküm sürdü. Evet. Kıtalar üzerinde hüküm sürdü. 600 yıl bu coğrafyada hiçbir sıkıntı olmadı. Hoşgörü söz konusuydu. Yine dinler, diller, evet, bekalarına devam ettiler. Hiçbir sıkıntı yaşamadık ama maalesef ki Avrupa'nın, batılı ülkelerin müdahalesiyle bugün gördüğümüz olaylar yaşanıyor. Gerçekten kardeşlik bu açıdan çok önemli. Sıkı, birbirimize çok sıkı tutunmalıyız. Bir de bir tarih, özür diliyorum, tarih de. Evet. Biz birlikte güçlüyüz. Başka? İnsani değerler dedik. Başka kardeşliği nasıl tesis edeceğiz? Geçmişiyle barışan değil, barışan bir nesil oluşturmak, kesinlikle, zorundayız. Kesinlikle. Bakın, bugün Diyarbakır 639'lu yıllarda İslamiyet'e kapısını açmış Türkiye'deki ilk illerden biridir. Tarihimiz bunu yazıyor mu? Yok. Düne kadar ne diyorduk? Kızıl Sultan. Kime diyorduk? Sultan Abdülhamit'e. Ama şimdi onun projelerini Türkiye'de yarım kalın
projeler olarak okuduk. Evet, Türkiye geçmişiyle yüzleşiyor ve gerçekleri öğrenmeye başlıyor diyelim. Dilerseniz yarınki konferansa geçelim. Evet efendim. Çünkü programımızın, sohbetimizin sonuna geliyoruz. Yarın kimler bu konferansta yer alacak, neler söylenecek, konferans nerede gerçekleşecek, ne kadar sürecek? Bununla ilgili izleyicilerimizi aydınlatalım ve programımızı bitirelim dilerseniz. Evet, nasıl ki Diyarbakır'ın lezzetine, zevkine, tadına doyum olmuyor. Bu televizyon programında kısa olması halinde tadına doyum olmayacak ama var olanla yetineceksek bu kısa zamanı şöyle özetlemek gerekir. Kardeşlik sınır tanımaz da biz Diyarbakır'da şu mesajı vermek istiyoruz. Bugün geldik, Sayın Valimizi, Sayın Belediye Başkanımızı, sivil toplum kuruluşlarını, kanaat önderlerini, mabetleri, mahalleleri gördük. Hı hı. Ve dedik ki herkes Diyarbakır'a gelsin. Terörün belini kırmak için yarından tezi yok. Diyarbakır'a havaalanı yoluyla mı geliyor, karayoluyla mı, Diyarbakır'a gelsin. Diyarbakır başkalarına terk edilmeyecek derecede kutsaldır ve güzeldir. Biz burada birlikte aynı şarkıyı birlikte omuz omuza olabilmek için, hı hı, bakın dün televizyonlarda gördüğümüz Diyarbakır'ın çarşılarında kokudan geçilmiyordu. Şimdi onlarla hemhal olan hesabi değil hasbi bir başkan var. Aynı şekilde bir vali var. Kapısı açık. Ulaşabiliyorsunuz. Telefonlarınıza çıkan birisi var. Biz İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği olarak Diyarbakır'da küçük bir Türkiye zihniyetiyle yaklaştığımız için bütün birlik ve beraberlik içerisinde kanaat önderlerini, hı hı, sivil toplum kuruluşları, basını, resmi kurum ve kuruluşları, valiliği, belediyeyi, ki burada milletvekillerimizi bize çok ciddi destek verdiler. Yarın büyük bir ihtimal bize gelen habere göre Sayın Bakanımız katılacaklar. Hı hı. Bülent Bey buraya gelecek. Evet. Aynı şekilde Mehdi Bey'in katılacağı. Bizim için önemli değil. Bekleniyor. Biz, evet, birlikte güçlüyüz. Hı hı. Başka Türkiye yok. Başka Diyarbakır yok ve biz Sur'u tahrip edenlere Sur'dan, valiliğin oradan herkesi kucaklayan bir şekilde diyeceğiz ki, Bingöl'le hemşerimiz diyor ya, ben Anadolu'yum. Biz Anadolu olduğumuzu Cahit Sıtkı Tarancı'da Kürdüyle, Türgüyle, Lazıyla, Çergeziyle, Abazasıyla bir vücudun azaları gibi saat 14'te bağıracağız, çağıracağız. Biz birlikte güçlüyüz. Kardeşlik sınır tanımaz ve başka Türkiye yok. Tek vatan, tek millet, tek bayrak ve tek devlet ülküsü içerisinde Diyarbakır'ı kucaklayacağız ve buradan, Diyarbakır'dan diğer yerlere mesaj vereceğiz. Evet. Kastamonu'ya mesaj vereceğiz. Elazığ'a mesaj vereceğiz ve dünyaya mesaj vereceğiz. Efendim çok teşekkür ediyoruz programımıza katılım gösterdiğiniz için. Biz size teşekkür ediyoruz efendim. Diyarbakır'da olmak hakikaten zevk. Diyarbakır, tekrar söylüyorum, Diyarbakır tarihiyle, kültürüyle, Diyarbakır terörle bilerek uğraştırılıyor. Diyarbakır ciğeri konuşulsun. Diyarbakır'ın karpuzu konuşulsun. Diyarbakır'ın peygamberleri konuşulsun. Sahabileri konuşulsun. Caddesi, sur konuşulsun. İnsanlığı konuşulsun. İnşallah diyelim efendim. Yarın programda, konferansta tabii ki daha detaylarıyla bunları dinleme, öğrenme fırsatı bulacak konuklar. Evet efendim. Ben Diyarbakırlılara ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi'ne ve Sayın Bakanımıza, evet, ve huzurunuzda İdareci ve Bürokratlar Birliği olarak bütün Türkiye'yi en kalbi muhabbetlerimizle selamlıyoruz ve diyoruz ki biz birlikte güçlüyüz, başka Türkiye yok. Evet, çok teşekkürler. Evet, sayın seyirciler, sohbet özel programımızın sonuna geldik. İdareci ve Bürokratlar Birliği Genel Başkanı Sayın Yücel Can bizlerle birlikte oldu. Yarın Kardeşlik Sınır Tanımaz Projesi kapsamında bir konferans gerçekleşiyor Diyarbakır'da. Bununla ilgili kısa bir hasbihal ettik. Tekrar görüşünceye dek esen kalın.